Teşekkürler Altan Arıkulu. Trabzon'da hazırlıklar umarlı bir şekilde devam ediyor. Senin de söylediğin gibi tam 100 gün kaldı olimpiyatın başlamasına. Türkiye 2011 yılında Erzurum Üniversiteler Arası Kış Oyunları'nın ardından ikinci kez önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. 23-30 Temmuz tarihleri arasında Trabzon'da Avrupa Gençlik Olimpiyatı düzenlenecek. Senin de söylediğin gibi spordan sorumlu Devlet Bakanı Faruk Özak bizlerle birlikte. Sayın Özak teşekkürler. Yoğun Teşekkür gündeminiz, ederiz. koşturmalarınız arasında yanımıza katıldığınız için. Sizinle en son Erzurum'da soğuk bir kış akşamında Atlama Kulelerinin hemen altında yayın yapmıştık. Şimdi çok güzel bir Trabzon akşamında buradaki önemli tesislerden birinde yüzme havuzundayız. Gerçekten ummalı bir şekilde Başbakanımızın ve sizin önderliğinizde Türkiye önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak. Önemli tesisler kazanıyor. Trabzon'da düzenlenecek olması da sizin açınızdan zannediyorum son derece önemlidir. Neler düşünüyorsunuz, hissediyorsunuz? Erzurum'da muhteşem bir açılış kapanış yaptık, organizasyon yaptık. Kusursuz denebilir. Muhteşem tesisler yaptık. Kıştı, zordu ama başardık. Türkiye her şeyi iyi başarıyor. Milletimize teşekkür ederiz. Sayın Başbakanımıza, hükümetimize. Trabzon'da ilk defa bir olimpiyat yapılacak Türkiye'de. 14-17 yaş arası Avrupa Gençlik Olimpiyatları. 4000'e yakın sporcu gelecek. Toplam 10 bin kişinin geleceğini düşünüyoruz. 4000 yatak yaptık Yurtkur'da. 3 kişilik ve tek kişilik odalar, gayet kaliteli bir yurtlar yaptık. Sosyal tesisler yaptık. Onun dışında gerekli tüm tesisleri burada yaptık. 49 ülke gelecek. 13 dalda spor müsabakaları yapılacak. Bu gördüğümüz yüzme havuzu Türkiye'de ilk 4 dakikada açılıyor. Artı 5 dakikada kapanabiliyor. 1400 kişi kapasiteli 10 kulvarlı trampolini olan ve son derece modern, çağdaş bir yüzme havuzu. Eskisiyle bunu ilişkilendiriyoruz. Eskisinde rehabilite ediyoruz, onarıyoruz. Onun dışında 7500 kişilik bir salon yaptık. Onu da bitirdik. Rahmetli hocamız Hayri Gün'ün adını ona verdik. Türkiye'nin en önemli jimnastik salonlarından biri Yomra'da yapılıyor. O da bir ay içinde bitiyor. Yine Akçaabat'ta, Söğütlü'de gördünüz. Tribünleri olan, çok 5000 kişilik tribünü olan atletizm sahası ve pistleri yaptık. Yine Trabzon sahilinde 14 tane tenis kortu, iki tanesi kapalı olmak üzere yan yana son derece önemli bir tesis. Basın merkezi yaptık. Onun dışında tüm gençlik merkezlerimizi, kapalı spor salonlarımızı elden geçirdik. Ulaşımı, çevreyi, yeşili koruyarak buraya gelen insanlara ve tüm gençlere ve tüm Türk vatandaşlarımıza çok iyi bir hafta geçirmek istiyoruz. Tüm dünyaya Trabzon'u ve Türkiye'yi tanıtmak istiyoruz. Çok şükür Türkiye çok önemli ve büyük organizasyonlara imza atıyor. İşte Yunanistan'ın vazgeçtiği, bizim Mersin'i de yapacağız inşallah Akdeniz oyunlarını 2 yıl sonra. Ona hemen başlıyoruz. Onun dışında U20'yi yapacağız. Çok önemli bir şampiyona. Dünya şampiyonası. Onun dışında Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nı tekrar 2014-15'te Türkiye'ye aldık. Dünya Golf Şampiyonası'nı yapacağız. Velhasıl Türkiye bu konuda Dünya Basketbol Şampiyonası'nı yapmıştık biliyorsunuz. Çok başarılı. Artık herkes, her büyük kurum Türkiye bu işi yapar diye bize teklif getiriyor ve biz de çok hızlı bir şekilde ve başarılı bir şekilde bunları yapmaya çalışıyoruz. Size de teşekkür ederiz. Tanıtıyorsunuz. Biz teşekkür ederiz. Tabii ülkenin de ekonomik anlamda gücünü gösteriyor Tabii bu ki, anlamda. Kesin. Yunanistan yapamıyorum dediği anda birçok kesin. Ülke aslında düzenlemek için sıraya girdi ama kesin. Biz aldık. Ve ikinci tur olmadan Libya, İspanya ve Türkiye arasında hemen bize verdiler. Ve Akdeniz oyunlarının başkanı şunu dedi, oh rahatladım Türkiye aldı. Biz de bu konudan çok mutlu oluyoruz. Tabii ki bütün bunlar ekonomideki istikrarla, siyasi istikrarla, Türkiye'nin refahındaki gelişmeyle, gayri safi milli hasılasının artmasıyla ve devletin yatırım bütçesinin artmasıyla olabiliyor. O bakımdan son 9 yıldaki bu istikrar her tarafa yansıdığı gibi spora da yansıdı. Ama Türkiye sporda yapması gereken çok daha şeyler var. Tüm kayak merkezlerini ihya edeceğiz. Tüm gençlik merkezlerini yapacağız. Her ile her ilçeye mutlaka yüzme havuzları yapmamız lazım. Açık olan yüzme havuzlarının üstünü kapatmamız lazım. Hı hı. Ve Türkiye gerçekten özellikle 2012 Avrupa dünya Avrupa başkenti oldu sporda İstanbul. Ayın 16'sında orada toplantı yapacağız. İstanbul'u sporda gerçekten Avrupa'nın başkenti yapmaya çalışacağız. Ankara'yı 10 tane yeni statla bir tanesi de Ankara olacak. Türkiye'deki tüm statları çağdaşlaştırmak istiyoruz. Bir tanesini Trabzon'a yapacağız. Afyon başladı. Batman, Eskişehir, Antep, Hatay, Malatya, Sivas, Mersin, Bursa, Konya, Ankara ve Adana. Bütün bunları inşallah hep beraber yapacağız. Türkiye gerçekten her açıdan çağ atlıyor.
Trabzon'da aslında bunu başarmak, bu testleri yapmak çok da kolay değil. Kolay değil. Bugün gezme fırsatımız oldu gün boyunca. Bir örnek verelim mesela Trabzonspor yeni stadı deniz doldurularak şu anda yapılıyor. Çünkü düz arazi maalesef oldukça sınırlı. Üretiminde zorluk çekiyoruz. Gönül ister ki bütün spor tesislerimizin aynı alanda olsun, bir çevre düzeni planı olsun ama maalesef arazi konusunda sıkıntı çekiyoruz ama çok şükür bunları başarabildik ve çok sayıda da spor tesisi yapabildik. İnşallah tüm ülkedeki şehirlerimizi bir alanda markalaştırmak istiyoruz. İşte burası spor da olur, bir başka yer turizm de olur, kültürde, sanatta olur, ulaşımda olur, sağlıkta olur, eğitimde olur. Ülkemizin her metrekaresine bu hizmetleri götürmek istiyoruz. Trabzon deyince tabii akla Trabzonspor geliyor. Olimpiyatlardan önce bakalım Trabzonspor Mayıs ayının sonunda o mutlu sona ulaşmayı başarabilecek mi? Şu anda liderlik koltuğunda oturuyor. Fenerbahçe ile de çekişiyorlar. Bununla ilgili yorumlarınız da kalan 6 hafta itibariyle. Onu da çok başarılı bir şehir. Bu nüfusa, bu ekonomik güce rağmen İstanbul'la baş edebilmek, buradaki bir spor kültürünün oluşundan, burada 100 yıl evvel futbol oynanıyordu. Sporun her dalı yapılabiliyordu. Trabzon amatör futbolu da çok başarılıydı ve onun sonucu olarak Trabzonspor ortaya çıktı. Biz de o kulüpte oynama onurunu yaşadık. Başarılı olduk. Bizden sonraki nesil çok başarılı oldu. Gerçekten şu anda çok iyi bir yarış var Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında. Trabzonspor bir adım daha önde. İnşallah hayırlısı olur. Şehir gerçekten bunu çok özlemiş. Ben hep şunu söylüyorum. Ben idarecilik döneminde şampiyonluk kazanmış, şampiyonluk kaybetmiş bir kişi olarak sporun gereği şunu söylüyorum. Centilmence olsun, hak eden kazansın ve Türkiye'de katkısı olsun bunun Avrupa kupalarında ve milli takımda. Bir dipnot vereyim. Bugün Trabzonspor yöneticilerle konuşma fırsatı buldum. İkinci olursanız bir hayal kırıklığı yaşayacak mısınız dedim. Aklımızdan bile geçirmiyoruz. Aman öyle yani, ağzınıza almayın dediler. Yani bu Trabzon'da ikincilik başarısızlık olarak kabul ediliyor. Buranın yapısı evet. Böyle evet. Pekala sporda şiddet önleme yasası da Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül onayladı. Ne düşünüyorsunuz bundan sonrası için? Şimdi 2004'te biz bir yasa çıkarmıştık Mehmet Ali Şahin Bey döneminde. Daha sonra 5-6 yıl bu uygulandı. Uygulanmayan yerleri oldu. Eleştiriler oldu. Yeni gelişen ve değişen şartlar oldu. Ve onu 2009'un ikinci yarısından itibaren çalıştık. Federasyonlarla, ilgili kurumlarla, kişilerle görüş aldık. İngiltere'de 6 yılda 9 defa değişmiş bu yasa. Ama İngiltere asgariye indirmiş bunu. Biz de bunu bir kere eğitimle asgariye indirilebilir. Ama tabii yasal düzenlemeler yaptık. Yasal düzenlemelerde mahkemelere, ihtisas mahkemeleri olarak görevlendirdi Adalet Bakanlığımız. HSYK'nın tayin edeceği bir asli hukuk veya ağır cezada suç işleyen bir kişi hemen mahkemeye çıkarılıp bir sonraki tedbirle müsabakalara girememesi, daha sonra belki işte ilgili suçtan dolayı ne kadar ceza alacaksa onu alması öngörülüyor. Statlarımızı MOBESE ile donatacağız. Onun dışında gözetim odaları yapacağız. Antrenmanlar, kamplar da bu işin içerisine alındı. Şike ve teşviğe ağır cezalar getirdik. Türk Ceza Kanunu'nda yoktu. İşte bir takım şiddet ve düzensizlikle ilgili geçmişte İl Spor Güvenlik Kurulu'na vermiş olduğumuz yetkileri bu defa hakimlerimiz ve savcılarımıza vermeye çalıştık. Çünkü o da arada pratikte bu cezanın uygulanması zordu. Maddi cezaları maliyeye bu konuda verdik bu yetkileri. Velhasıl şunu söylüyoruz. 4-5 bin kişi yüzünden 8 milyon kişinin huzuru kaçmasın. Evet. Suç varsa ceza olsun. Ama biz istiyoruz ki suç hiç olmasın, ceza da olmasın. Bu konuda tüm taraftarı, tüm ilgilileri, tüm spor severleri bilgilendireceğiz Futbol Federasyonu'na. Belki Milli Eğitim Bakanlığı'ndan destek alacağız. Televizyonlardan destek alacağız. Medyadan, kanaat önderleri ve bu konuda bu bizim hoşumuza gitmeyen, Türkiye'ye zarar veren bu görüntüleri asgariye indirmek istiyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun.